Reistaş Lojistik Para Toneri sunar. Yedi Aralık haftasına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Paratoner ekranlarında yine küresel bacakta yaşanan gelişmeleri, iş tarafta yaşanan gelişmeleri ve tabii ki fiyatlamaları konuşacağız. Sabah saatlerinde Trump yönetimi Hong Kong'da bazı muhaliflere yönelik tutumları gerekçesiyle Çinli bazı yetkililere yaptırım kararını açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde de Çinli savunma şirketlerine aynı şekilde yaptırım kararı vardı. Şimdi piyasalar bir kez daha virüsten sonra yeniden ticari savaşı ve Amerika ile Çin arasındaki yaptırım savaşını konuşuyor oluyor. Bu hafta oldukça kritik Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Bugün Türkiye'de bütçe görüşmeleri yapılacak. Aynı zamanda Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde bugün liderlerin toplanması ve Türkiye konusunu konuşması bekleniyor. Yaptırım kararı beklentileri artmaya başladı diyelim. İki konuğumuz var. İki hanımefendiyle başlayacağız yeni haftaya. Önce konuklar, sonrasında haber turu. ...10-11 Aralık'ta gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Türkiye için oldukça önemli. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya yatırılması bekleniyor. Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Şinas, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli olacağını da öne sürdü. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ise verdiği bir röportajda yaptırım ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Aynı demeçte elimizdeki seçenekleri gözden geçireceğiz ifadesine yer veriliyor. Yine aynı zirve öncesi Almanya Şansölyesi Angela Merkel, limana çekilen Oruç Reisi için olumlu yönde gelişme ifadesini kullanmıştı. Daha öncesinde de Cuma günü de bazı ülkelerin Türkiye'ye yaptırımı istemediğine dair de bazı haberler vardı. Piyasalarda yakinen takip ettiği bir gelişme olacak. İkinci haberse yine piyasaları aşağı çeken önemli bir sebep oldu. Sabah saatinde Çin oldukça iyi bir ticaret verisi açıkladı ama Trump yönetimi Hong Kong'da seçilmiş muhalefet liderlerine yönelik tutumları sebebiyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor denildi. Yaptırım uygulanacak yetkililer arasında Çin Komünist Partisi üyelerinin de bulunduğunu belirtiyor. Reuters'a konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre ise söz konusu yetkililer için varlıkların dondurulması ve diğer finansal yaptırımlar da tasarlanıyor. Kaynaklar hangi isimlere yaptırım uygulanacağı konusunda da net bir mesaj vermedi. Şimdi piyasaların tartıştığı nokta bu Trump yönetiminin ayrılmadan, görevi teslim etmeden Çin'e bir rövanş alma mücadelesi mi yoksa Biden politikalarının bir iz düşümü, bunu da önümüzdeki günler göstereceğini söyleyelim. Buradan Senato'ya geçelim. Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri gelecek hafta Kongre'de kabul edilmesini umdukları partiler üstü koronavirüs yardım paketi tasarısı üzerine çalışmaya devam etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi düzenlediği toplantıda 908 milyar dolarlık bir tasarının üzerinde ilerleme olduğunu doğrulamış oldu ve her iki partiden de üyelerin yer aldığı sorun çözücüler grubu Cumhuriyetçi Eş Başkanı Tom Reed tasarıyı hazırlamaya devam ettiklerini ve çalışmalarının tamamlama tarihi olarak da pazartesi gününü, yani bugünü hedeflediklerini söyledi. Taraflar bugün de görüşecek. Ons altın fiyatlarındaysa Amerika'da tekrar gündeme gelen yardım paketi ilerlemesinden dolayı biliyorsunuz zaten ciddi bir toparlanma yaşadı ve şu anda da 1840 dolar mücadelesi veriyor. Amerika ile devam edelim haber turumuza. Seçilmiş Başkan Joe Biden bir basın toplantısı düzenledi ve ekonomistlerin beklentilerinin çok üzerinde açıklanan işsizlik rakamlarına değindi. Rakamlar ekonominin durduğunu gösteriyor dedi Biden ve modern tarihin en kötü ve iş ortamının ortasındayız ifadeleri kullandı ve aynı zamanda Kongre'de teklif edilen 908 milyar dolarlık ekonomik paketinde umut verici olduğunu söyledi. Aşıyla da ilgili açıklamada bulundu ve maskelerin zorunlu olmasını düşünmediğim gibi aşılar da zorunlu olmayacak dedi. Ancak elimdeki bütün gücü kullanarak insanları doğru şekilde doğru şeyi yapmaları için cesaretlendireceğim ifadesini kullandı Joe Biden.
Joe Biden'dan sonra bir başka haberimize geçmiş olalım. Ve son haber Avrupa Birliği'nden Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasında kesintiye uğrayan Brexit müzakerelerinin yeniden başlayacağını söyledi ve bu kapsamda iki tarafın baş müzakerecilerine Brüksel'de yeniden toplanma talimatı verildi. Umutlar devam ediyor diyelim ve Leyen yaptığı açıklamada müzakerelerin yeniden başladığını bildirerek eşit şartlar, yönetim ve balıkçılık konusunda önemli farklar devam ediyor. Her iki tarafta bu sorunlar çözülmediği takdirde hiçbir anlaşmanın mümkün olmadığının altını çizdiği ifadesini kullandı. Bu hafta Brexit görüşmelerinin de en kritik haftası olduğunu söyleyerek ekonomik veri ajandasıyla devam edelim. Sabah saatlerinde Çin'den çok önemli ihracat rakamları açıklandı ve %21 artış gösterdi dolar bazında. Beklenen rakamsa %12 olduğunu söyleyelim. Kabaca 10 pound'dan fazla bir artış var. Çin'in dışı ticaret fazlası da 75 milyar dolar oldu. Bu olumlu rakamlara rağmen Hong Kong üzerinden Çin'e yaptırım uygulamak isteyen Amerika'dan dolayı hem Hong Kong borsası Hang Seng hem de Şangay kompozitte eksiler görüyoruz bugün Asya Pasifik bölgesinde. Saat 10'da Almanya'dan sanayi üretim rakamları geldi. Birazdan detaylarını paylaşacağız. İngiltere'den konut fiyat endeksi ve Euro bölgesinden de Sentix yatırımcı güven endeksi gelecek. Cuma günde biliyorsunuz Moody's Türkiye ile ilgili kredi görünümünü değiştirmedi. Herhangi bir puanlamaya gitmedi diyelim. B2 negatif olan puanını korumaya devam etti. Salı yani yarın Japonya'nın büyümesi, Almanya'dan ZEV ekonomik datası, Christine Lagarde'ın konuşması ki ECB'den bu hafta piyasalar 20 milyar dolarlık tahvil alım programını genişletmesini, PEP'e uygun bir şekilde vadesini değiştirmesini bekliyor. Tahvil alım programını pandemi biliyorsunuz. Aynı zamanda faizlerde bir değişiklik olmasa dahi varlık alım programında bir değişiklik bekliyor piyasalar. Çarşamba günü Çin'den TÜFE, Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı, Amerika'dansa toptan stoklar açıklanacak. Perşembe günü oldukça kritik. Hem İngiltere'den sanayi üretim rakamları, Türkiye'den işsizlik, aynı zamanda 15.45'te ECB faiz kararı veriyor ve Başkan Lagarde de 16.30'da kameralar karşısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Amerika tarafındaysa devam eden işsizlik başvuruları açıklanacak. Son gün liderler zirvesi açıklanıyor. Artık liderlerin toplantısı olacak ve bu anlamda da hem Perşembe hem de Cuma günü yapılacak olan bu toplantıda Türkiye gibi çok önemli konular konuşulacak. Doğu Akdeniz meselesi, Brexit meselesi, Macaristan ve Polonya'nın şerh koymuş olduğu bütçe meselesi de konuşulacak. Dolayısıyla Euro varlıkları için oldukça kritik bir haftadayız ve Euro da dolara karşı güçlenmeye devam ediyor. PEP'in genişletilme ihtimaline rağmen ve son günde Amerika'dan Michigan ve aynı zamanda ISM imalat dışı PMI rakamları var. Peki neler açıklandı? Almanya'dan sanayi üretim rakamları açıklandığını söylemiştik. Türkiye saatiyle 10'da %3.2 geldi. Oldukça iyi rakamlar geliyor. Geçtiğimiz haftada fabrika siparişleri %2.9 artmıştı. Unutmayalım Almanya'dan Çin'in de ticaret dengesine bakalım. 75.42 milyar dolar fazla verdi. Önceki rakamın 58.44 milyar dolar fazla olduğunu düşünürsek arada çok ciddi bir gap var. Çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla Çin ihracat üzerinden büyümeye devam ediyor. Amerika'nın preslerine, yaptırımlarına rağmen Çin'in ihracatı 21.1 arttı. Önceki rakam 11.4 olduğunu söyleyelim. Japonya'nın döviz rezervlerinde 1.384.6 milyar dolarlık bir fazla verdi ki önceki rakamda kabaca kafa kafaya. Avustralya'nın hizmetler endekste Kasım ayında 52.9'da beklentilerin üzerinde geldi diyelim. Tüm bu haber ve gelişmelerin fiyatlamaları etkisiyle devam edelim.
Evet, Amerika'da az önce söyledik, yeni koronavirüs teşvik paketine yönelik beklentiler, Avrupa'da virüse karşı aşılama çalışmaları başlamak üzere devam ediyor tüm çalışmalar. İsveç aşıyı ücretsiz olarak vatandaşlarına sosyal devlet anlayışı gereği yine ücretsiz sunacağını söylemiş oldu. Ve cuma günü de piyasalarda çok ciddi bir rally yaşanmıştı ama bugün piyasalar daha kırmızı tarafında başladı. Çünkü baktığımızda bir kez daha hem Almanya'nın Bavyera eyaletinde çarşamba günü 5 Ocak'a kadar sıkı karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Hem de Güney Kore'nin sosyal mesafe uygulamaları arttı. Aynı zamanda Amerika tarafındaysa bakıldığı zaman da bu anlamda bazı tedbirlerin Güney Carolina bölgesinde arttığına şahit olmuş. Bu piyasalar aşağı çöküyor ama esas manşet tabii Amerika ile Çin'in Trump'ın giderek yeniden yaptırım savaşına giriyor olması. Geçtiğimiz hafta 85 tane Çinli şirketi kara listeye almıştı. Ve şimdi de 8 tane Çinli şirketi hem MSCI endekslerinden çıkarmayı hem de FTSE Russell endeksinden çıkarmayı değerlendirdiğini söyledi piyasalar. Dolayısıyla virüs ortadan kalktıktan sonra gördüğümüz o ki bir kez daha Amerika ile Çin piyasalara yön vermeye devam ediyor olacak. Borsa İstanbul tarafındaysa negatifte, şimdi nötre döndü, hatta artıya döndü. 1330 puan seviyesinde kısmen küresel borsalara göre daha olumlu başladık. Bugün de Türkiye saatiyle 17.30'da mecliste bütçe görüşmeleri olacağını söyleyelim. Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatte 195 vatandaşımızın maalesef virüsten kaynaklı hayatını kaybettiğini görmüş olduk. Artık yeni normalimizde vaka sayılarında 30 bin üzerinde vaka sayısı olduğunu söyleyelim. Ve son 24 saatte yine 30.402 vaka sayısının olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Şinas'ın az önce açıklamalarını paylaştık. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı kendisi ve Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadede de olabilecek dedi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ise bugün bir araya geliyor. Türkiye'ye olası yaptırımları zirve öncesinde bir değerlendirme yapacaklarını söyleyelim. İstanbul Havalimanı 28 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alırken virüs aşısının dağıtımında kullanılmak üzere Türkiye ve Almanya ile birlikte üretilen soğutucu kutular tüm dünyaya Türkiye'den dağıtılacak. Aynı zamanda Bakan Selçuk da Kasım ayında nakdi ücret destek ödemelerinin 8 Aralık itibariyle vatandaşlarımıza sunulacağının altını çizmiş oldu. Moody's Türkiye ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Bu hafta piyasada gözler Türkiye'ye bir yaptırım gelir mi riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyelim. Peki dolarda tablo nasıl? Hemen oraya bakalım. Ama piyasada bir yaptırım riski fiyatlaması olmadığını da söylemekte fayda var. Dolarda 7.84-7.85 seviyesindeyiz. Sepet bazında kurs 8.67 ve 463 lira 17 kuruşta altının gram fiyatı. Amerika'da bugün görüşmeler başlıyor. Koronavirüs yardım paketine dair görüşmeler. Kongre üyeleri ise federal hükümetin sadece bir haftalık bir harcama tasarısını geçirmeyi planlıyor ve Trump da Somali'deki Amerikan askerlerini geri çektiğini söyledi. Bu arada Amerika'da COVID-19 aşı program başkanı Salioli'nin önemli bir açıklaması vardı. Tünelin sonunda ışık gözüküyor diyor. Amerika'nın seçilmiş başkanı ve henüz daha göreve başlayamayan Joe Biden'dan önemli açıklamalar vardı. Rakamlar ekonominin durduğunu gösteriyor dedi. İşsizlik rakamları sonrası biliyorsunuz Amerikan ekonomisine dair bir kez daha alarm durumu gelmiş oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları oldukça kötü açıklandı. Yönetim aşıyı dağıtma konusunda bir planımız yok diyor Joe Biden ve pandemi sebebiyle dar kapsamlı yemin töreni planlıyor. Ocağın sonunda gerçekleşmesi planlanan bu görüşmelerde. Bu arada Cumhuriyetçi Senatör Bill Casey, Amerika Başkanı Donald Trump'ın 908 milyar dolar boyutundaki teşvik paketini imzalayabileceğini söyledi. Son bir haber, Amerika, Japonya ve Fransa ile birlikte Doğu Çin Denizi'nde ortak bir tatbikat veriyor. Tatbikat yapacak Çin'e gözdağı amacıyla diyelim. Ve Amerikan piyasalarında Dow Jones ve S&P'de eksiler görülürken Nasdaq pozitif ayrışma çabasında. Hemen buradan Asya Pasifik'e gidelim. Çin'de sabah saatlerinde 15 virüs vakası vardı ve Güney Kore tarafındaysa 615 vakadan bahsediyoruz. Çin'in ihracatı Kasım ayında güçlü talebin etkisiyle hızlandığını az önce aktardık ve Çin COVID-19'a karşı toplu aşılama için bir onay bekliyor. Bu arada Pfizer firması da Hindistan'da COVID-19 aşısı için acil kullanım onayı istiyor. Çin'de meydana gelen bir maden kazası vardı hafta sonunda ve 18 madenci hayatını kaybetti ve son bir dipnot, Çin'in Washington Büyükelçisi
Yenisi Süyü'den geldi. İyi niyet zamanı dedi ve Amerika ile Çin arasındaki bu ticari savaşı ve yaptırım savaşında böyle bir mesaj verdiğinde söyleyelim ve Çin'in Şangay Kompozit 1 puana yaklaştı satışlar. Hong Kong tarafındaysa yine satışların daha fazla derinleştiğini görmüş olduk. Güney Kore ve Hindistan ise haftanın ilk işlem gününde pozitif ayrışan borsalar. BBC'den Kusenberg'den bir açıklama var. Bu hafta Avrupa için en önemli gelişme tabii ECB'nin faiz kararı ve aynı zamanda Brexit görüşmelerinde olduğunu söyleyelim. Kusenberg, İngiliz hükümetinden kaynaklara göre Avrupa Birliği ile müzakerelerde balıkçılık konusunda ilerleme sağlanamadı diyor. İngiltere tarafındaysa Cleary'den bir açıklama gelmiş oldu. İngiltere'nin çıkarına olmayan bir anlaşmayı imzalamayacağız derken Barnier ise yaptığı açıklamada Britanya ile hala 3 konuda az önce aktarmış olduğumuz balıkçılık gibi 3 konuda anlaşmazlık devam ediyor diyor. Bu arada Financial Times Britanya Başbakanı Johnson'ın iç pazarlar yasa tasarısının tartışmalı maddelerinin ise zirve öncesinde kaldırılabileceği sinyalini vermiş oldu. Rusya ise Covid-19 aşılamasına başladı ve bu anlamda Kazakistan'da Rus aşısı olan Sputnik V'nin üretimine başlayacağını söylüyor. Son bir haberde Yunanistan'dan karantina tedbirleri 14 Aralık tarihine kadar uzatılmış oldu. Az önce de aktardım, İsveç Başbakanı Löfven koronavirüs aşısının ücretsiz olarak vatandaşlarına dağıtılacağını söyledi. Avrupa borsalarındaysa Amerika ile Çin arasındaki Hong Kong üzerinden başlayan yaptırım savaşı bir kez daha endeksleri aşağı çekti. Bu hafta ECB ve Brexit görüşmeleri olunca böyle bir tablo ortaya çıkmış oldu. Market Watch'ta Eyarni kuruluşunun yapmış olduğu açıklamadaysa endeksler ne kadar çok gitmiş olsa dahi, yıl sonuna kadar pozitif gelmiş olsa dahi yeni bir rally için henüz daha hala daha bir aralık olduğunu söylüyor. Yani Noel Baba rallisi için birazcık daha alan var diyor Market Watch bu haberinde. Peki Amerikan tahvil piyasalarına bakalım. Orada 10 yıllıklar neredeyse %1'e yaklaşmış oldu. 0.94'teyiz. Bugün piyasalar risk iştahı oldukça düşük. Para düşen getireye rağmen gördüğünüz gibi Amerikan tahvillerine gidiyor. 2, 10 ve 30 yıllık tarafta 2 puanın üzerinde girişler var düşen tahvil getirilerine rağmen diyelim. Ve son olarak da emtia fiyatlarına bir bakalım. Ons altın 1835 dolardayız. Amerika'da yardım paketi görüşmeleri ons altını 1840 dolara kadar getirdi ama daha önce de zaten bu seviyeleri görmüştük. Paket çıkarsa muhtemelen 1840 dolar üzeri gündeme gelir. Brent petrol ise Güney Karolina ve Almanya tarafında gelen tedbirlerden kaynaklı bir kar realizasyonu olarak döndüğünü söyleyelim. O zaman ilk konuğumuza para tönere devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. 7 Aralık takviye haftasına girmiş olduk. Bakalım bu hafta çok çok yoğun bir hafta olacak. Ekin Çınar için de öyle mi? Tacirler Yatırım'ın araştırma yönetmeni sevgili Ekin'e gidelim. Ekin, hoş geldin öncelikle. Merhabalar Murat, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. O kadar çok veri var ki az önce ekonomik takvimi açıkladık ama bir de takvim dışında açıklanacak gelişmeler ve haberler de var aşı gibi. Sanırım yılın artık sonuna girerken yoğun bir haftayla kapatıyor olacağız. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Hem yurt içinde hem yurt dışında yakından takip ettiğimiz çok önemli gelişmelerin olduğu bir haftadayız. Burada yurt dışı gündemin aslında çok fazla çeşitlilik gösterdiğini görüyoruz Murat. İşte ABD Çin arasındaki bu sürtüşme yeniden ön planda, fakat genel fiyatlamalara baktığımızda aşı haberlerinin hala daha bir miktar ön planda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte risk iştahının iyi seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. İşte ABD borsaları Cuma günü rekor kapanışlara imza atıyor. ABD 10 yıllıkları bugün itibariyle bir miktar zayıf ama %1'e doğru bir yükselişi devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla hala daha koronavirüse yönelik fiyatlamalar bir miktar ön planda kalmaya devam ediyor. Aşı iyimserliği hala ön planda kalmaya devam ediyor gibi gözüküyor. İkincim ama yine de ara ara herhalde katılırsın bana. Artık
başka haberler de gündeme gelmeye başladı. Örneğin bugün sabah Reuters'ın haberine göre Amerika'da Çinli yetkililere yeni yaptırım hazırlığı haberi vardı. Hong Kong'da bazı muhaliflere yönelik Biden'ın seçilmesinden önce Amerika Çin yaptırım uygulamıştı. Hong Kong'da yetkileri görevden almıştı. Amerika ise bunun mücadelesini devam ettiriyor. Piyasa şöyle okuyor. Bu Biden'ın politikalarında bir iz düşümü olabilir ya da Trump gider ayak hani son ajandasındaki yapmak istediği her şeyi yapmak istiyor gibi. Herhalde ticari savaşı aşıdan sonra en fazla konuşacağımız gündem olacak. Piyasayı aşağı çeken bu mudur sence gelişmeler? Şimdi bu haftaya zaten Asya tarafında Hong Kong ve Çin nezdinde satıcılı bir başlangıç yaptık Murat. Bunun tabii ki arkasında yatan temel sebep bu haber akışı. Kesinlikle bunun etkili olmadığını söylemek çok mümkün değil. Sadece topyekun bir güvenli liman talebinde etkisi olmadığını görüyorum. Çünkü ABD-Çin arasındaki bu ticaret savaşları yani Trump'ın ilk göreve geldiği dönemde hatırlarsın çok ciddi topyekun bir satışa sebep oluyordu. Şu an piyasa biraz daha temkinli. Bunun da sebebi aslında senin bahsettiğin gibi Trump gider ayak acaba Çin'e karşı son bir hamle mi yapıyor? Yoksa Trump'ın bu hamleleri Biden yönetiminin göreve geldikten sonra sürdüreceği politikaların bir ön gösterimi mi? Henüz piyasa bunu anlamlandıramamış durumda. O yüzden satışların Asya piyasaları nezdinde yani bu sabah Asya, Çin ve Hong Kong hariç gayet istikrarlı bir seyir gösteriyordu ama tabii ki Çin ve Hong Kong borsaları üzerinde de bunun etkili olduğunu gördük. O yüzden dediğin çok doğru. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ve diğer yandan bir Brexit yılan hikayemiz var biliyorsun. Isıtılıp ısıtılıp önümüze konan yemekler bunlar. Koronavirüs dönemi içerisinde bunlar bir miktar arka planda kalmıştı. Fakat ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı konusunun Biden yönetimiyle birlikte Trump yönetiminde olduğu kadar üst gündem maddeleri arasında yer alıp almayacağı şu an için bilinmiyor. Şu yönde haberler de var. Yani Trump gitmeden önce son bir hamle yapıyor ve gider ayak böyle bir olayı bozguna uğratma gibi bir politika sergiliyor şeklinde haberler de var. Çünkü Biden yönetiminin bir iz düşümü olma ihtimalinin düşük olduğu söyleniyor. Fakat bu bir ABD bürokrasisi. Bununla ilgili net konuşmak çok mümkün değil. Bunun bir ön gösterimi de olabilir ve 2021 yılı boyunca bizim gündemimiz yine bu ticari savaşlarına çevrilebilir. Fakat şundan bahsetmek isterim. Gerçi az önce de söyledim ama bu da özellikle tahvil getirilerini ve ABD'deki 10 yıllık başa baş enflasyon oranını gösteren break-even noktalarını biz çok yakından takip ediyoruz. Piyasadaki genel risk iştahı ve risk algısını takip etmek açısından. Evet, cuma günü çok zayıf istihdam verileri gördük. Ama ücret artışlarında ciddi bir yükseliş var. Bugünden yarına Avrupa ve ABD ekonomilerinde ya da dünya ekonomilerinde bir toparlanma beklemiyoruz Murat. 2021 yılında da koronavirüsün etkilerini kesinlikle görmeye devam edeceğiz. Bugünden yarına ekonomileri iyileştirecek bir süreç değil. Ancak aşı haberi ve İngiltere'de bunun yarından itibaren uygulanmaya başlayacak olması gibi haberler belki ABD-Çin arasındaki bu ticaret savaşına yönelik olumsuz haber akışının negatif fiyatlamasının sınırlı kalmasına sebep olabilir. Yani burada piyasalarda tampon görevi görebilecek bir olgumuz var artık. Sadece bunu yakından izleyeceğiz. Tabii ki Biden yönetiminin koltuğa gelmesiyle birlikte nasıl hamlelerde bulunacağı, nasıl söylemlerde bulunacak buna bağlı. Bunu yakından takip ediyoruz. Evet, sen konuşurken The Sun gazetesinin de bir iddiası var. 1,5 dakikamız kaldı, yine devam ediyor olacağız sevgili Ekin izninle. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin talepleri sebebiyle birkaç saat içerisinde görüşmelerden çekilmeye hazır manşetini atmış oldu. Pound'da %1'in üzerinde satışlar var. 1,32 seviyesindeyiz. Çok kısa bir yorum alalım. Bu hafta herhalde Pound'un kader haftası, ne dersin? Evet, kesinlikle öyle. Aslında bu önümüzdeki yıla da sarkacak Murat ama bu hafta çok çok önemli aslında görüşmelerden çıkacak olan sonuçlar. Fakat bu da pound dolarda son dönemde iyimserlikle birlikte gördüğümüz yukarı yönlü eğilim ve 1.30'un üzerinde tutunma çabası bu hafta bu olumsuz haber akışının devam etmesi durumunda biraz sekteye uğrayabilir. Dolar endeksinde de yukarı yönlü bir potansiyel oluştuğunu görüyorum teknik olarak. 90-50 civarında bir dip oluşumu olduğunu takip ediyorum. Burada tekrardan 91'in üzerine
bir düzeltme gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sterlin de Brexit'e yönelik olumsuz haber akışı ve dolar endeksindeki yukarı yönlü öngördüğüm potansiyelin gerçekleşmesi durumunda pound dolarda da 1.30'a doğru bir gerileme hareketi önümüzdeki dönemde görülebilir. Bu da 1.30 önemli bir destek. Onu takip edeceğiz. Bu haftaki gelişmeler gerçekten bu teknik öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin çok çok önemli olacak. Herhalde bu Johnson ve ekibi masadan kalkarsa Kraliçe Elizabeth ne der bu duruma bilmiyoruz ama herhalde 1.30 aşağısı çok sert fiyatlama olması da sürpriz sayılmayacak. Anlaşma olursa da görüyoruz ki parite 1.35 üzerinde bir fiyatlama yapmak istiyor. Minicik bir ara, sonrasında ikincilerin söylediği noktadan devam ediyor olacağız. Euro ve pound acaba aşıralım bölgesinde miyiz ve Türk lirası yaptırım riskini fiyatlıyor mu efendim? Önce ara tabii ki. Aralık haftasıyla devam ediyoruz. Artık 2020'yi uğurlamaya hazırlanıyoruz diyelim. Umarım 2020'nin artık bu son kalan haftalarında da 2021 için güzel haberler almış oluruz. Tabii piyasalar bugün ekside. Borsa İstanbul'sa çeyrek puanın üzerinde artıya geçmiş oldu. Acaba Türkiye bir yaptırım riski olur mu endişesi var ama piyasalar bunu bu şekilde fiyatlamadığını söyleyelim. Dolar tarafında 7.84'lerdeyiz. Borsa İstanbul'sa 1334 puana kadar geldiğini hatırlatalım. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni sevgili Ekin Çınar'la haftaya başlamış olduk. Ekin, şimdi az önce pound varlıklarıyla ilgili analizini paylaşmış oldun. Tüm bu gelişmelere rağmen Amerika'da bir yardım paketi beklentisi var. Aynı zamanda Biden seçildi. Zayıf bir dolar endeksi gördük ve 1.21 üzerinde bir euro dolar paritesi var. Ve 1.34'e de oldukça yakın bir poundu görüyoruz. Aşıralım bölgesinde mi bu iki para birimi? Dolar endekste bir toparlanma bekler misin? Ve bu haftada gözler herhalde ECB'nin kararında olacak. Murat, aslında uzun vadede dolar endeksinde zayıf seyrin devamı beklenebilir. Fakat kısa vadede baktığımızda yukarı yönlü bir tepki alımı, evet, 91'in üzerine doğru bekliyorum. Bunun da sebebi hem fiyatlamaların bir kısmının geri alınması hem de cuma günkü kapanışla birlikte dolar endeksinin 90-50 civarında bir dip oluşumu gerçekleştirmesi. Bu çok kısa vadeli bahsettiğim konu. Dolayısıyla hem euro dolarda hem pound dolarda aşağı yönlü bir düzeltme eğilimi beklerim. Ama euro doları burada biraz ayırmak isterim izninle. Çünkü bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var biliyorsun. Ve burada 2018'in ilk yarısından bu yana görülmemiş seviyelerdeyiz. Yani 1.2170'ler test edildi geçtiğimiz hafta. Hakikaten uzun zamandan bu yana görülen en yüksek seviyeler. Ve biliyorsun Avrupa Merkez Bankası'nın çok rahatsız olduğu seviyeler var. Dolayısıyla 2018'deki dönemdeki gibi bir bu hafta bir uyarı niteliğinde açıklama gelir mi? Bu önemli. Eğer euro dolar paritesindeki mevcut seviyelere yönelik bir rahatsızlık, bir uyarı açıklaması da bulunursa Lagarde, buradaki düşüş pound dolardan bir miktar ayrışabilir ve daha hızlı olabilir diye düşünüyorum. Tabii burada Avrupa Merkez Bankası'na yönelik en önemli beklenti euro dolardaki seviyelere yönelik açıklamalar değil. Burada ek teşvik bekleniyor biliyorsun. 28-29 Ekim'deki toplantısında banka herhangi bir hamlede bulunmamıştı ama Aralık ayındaki toplantıya yönelik bir sinyal vermişti. En son bu ekip toplantısının tutanaklarını da okuduğumuzda şunu gördük. Diyor ki Avrupa Merkez Bankası, koronavirüsün ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalmayacağız. Avrupa'da ekonomilerin kapanılmasıyla birlikte oluşan ekonomik tahribatı elimizden geldiğince bertaraf etmeye çalışacağız. Bunun içinde ek yardımlara açığız. Yani çok net bir şekilde ek teşvik sinyali var aslında. Tutanaklardan sonra gelen açıklamalar da bunu ortaya koyuyordu. Peki ne bekleniyor? Şimdi pandemi acil alım programı var biliyorsun. Burada bir 500 milyar euroluk artırma gidilmesi bekleniyor Perşembe günü. Mart ayında 750 milyar euroyla çıkmıştı biliyorsun. Haziranda 600 milyar euro artırılmıştı. 1 trilyon 350 milyar euroya yükseltilmişti. Bu Perşembe'de bir 500 milyar euro daha artırılması ve aynı zamanda da bu programın 6 ay uzatılması bekleniyor. Yani daha önceki açıklamalarda en erken Haziran 2021'e kadar süreceği ifade edilmişti bu programın. Bu ifadenin en erken 2021 yıl sonuna kadar süreceği şeklinde değiştirilmesi, yani 6 ay uzatılması bekleniyor. Tabii ki bunların yanında TLTRO programı, yani uzun vadeli refinansman operasyonları ve kademeli faiz oranlarında da bir takım ayarlamalara gidilebileceği belirtiliyor. Varlık alımlarının devamının geleceğini,
ilişkin sinyaller gelmesi bekleniyor. Oldukça önemli bir toplantı. Sadece euro için değil, dolar endeksi. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke piyasaları, çünkü parasal gevşemenin gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısını da etkilediğini biliyoruz. Çok çok önemli bir toplantı. Piyasanın beklentilerinin karşılanması, yani piyasanın tatmin olacağı bir paket açıklanması durumunda, bu beklentiler dahilinde bir paket açıklanması durumunda euro dolarda 1.20'nin altına doğru bir sarkma hareketi görülebilir Murat. Özellikle de eğer euro dolar paritesindeki 1.20 üzerindeki hareketlerden duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi daha da hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Bununla birlikte dolar endeksindeki yukarı yönde az önce beklediğimi söylediğim teknik olarak sinyallerin aldığımızı söylediğim yukarı yönlü tepki alımının 92 seviyesine doğru da devam ettiği görülebilir. Ancak piyasanın beklentilerini alamaması tabii ki euro dolarda 1.20'deki seyirin devam etmesine sebep olacaktır. Bu analizde tabii ki oldukça önemli olan hem teşvik beklentileri muhtemelen euro fiyatlamalarına dahil olmuş oldu, hem de Brexit'e dair olumlu beklentinin büyük bir kısmı da herhalde dahil oldu. Dolayısıyla bu iki belirsizlik ortadan kalkarsa da dolar endeksinde 92 seviyesi görülebilir diyor Ekinçiler. Lakin çok fazla son dakika geliyor. AB diplomatlarından Brexit sonrası ticaret için anlaşma konusunda müzakereler hala belirsiz ve her iki yöne de gidebilir diyor. Almanya Dışişleri Bakanı ise Heiko Maas çok önemli Türkiye mesajı verdi az önce. Doğu Akdeniz'de çok fazla provokasyon oldu. Sonuçları hakkında konuşmamız gerekti. Aslında üstü kapalı bir şekilde yaptırım riskini konuşacağımızı söylüyor. Konuşacaklarını söylüyor. Michel Barnier özellikle hani yaptırım kelimesini kullanmadı. Birçok ülkenin de Türkiye'ye yaptırımı öngörmediğini de biliyoruz. Dolarda böyle bir risk var mı? TL varlığında böyle bir risk var mı? Ne dersin? Öncelikle şunu söylemek isterim Murat. Sen gerçi programın açılışında bunu ifade ettin ama bugün itibariyle dolar TL nezdine baktığımda böyle bir fiyatlamanın, çok majör bir yaptırım fiyatlamasının olmadığını belirtebilirim. Biz 7.87'nin üzerini test ettik bugün, fakat bu dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimle birlikte gelişmekte olan ülke kurlarının neredeyse tamamında böyle bir satıcılı seyir olduğunu izliyoruz. O yüzden henüz böyle bir cuma günkü negatif ayrışmada bir miktar etkisi vardı. Bugün de bir miktar etkisi var ama sadece bu fiyatlamanın olduğunu söylemek yanlış olur. Ama bunun TL varlıklar üzerinde bir risk oluşturup oluşturmayacağı sorusuna cevabım evet olacaktır. Yani bugün Perşembe ve Cuma günkü AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Dışişleri Bakanları bugün bir araya geliyor. Ve burada bu bir değerlendirme toplantısı aslında. Bugün Türkiye'ye ilişkin bir karar çıkmayacak. Hı hı. Ama Perşembe ve Cuma günkü Liderler Zirvesi'nde alınacak kararlara ilişkin bir değerlendirme. Yani bu Akdeniz'deki çalışmalar nedeniyle Güney Kıbrıs Yunanistan'la aramızdaki problemlerin değerlendirilmesi bir toplantı. Burada daha barışçıl mesajlar gelmesi tabii ki TL varlıklarını olumlu etkileyebilecekken, yaptırım söyleminin yinelenmesi veya buna ilişkin daha sert bir tavrın takınılması tabii ki TL üzerindeki olumsuzluğu arttırabilir. Yani bugün dolar endeksindeki yükseliş sebebiyle gelişen ülke kurlarında baskı var diyorum, doğru. Fakat TL'de bir miktar daha aşağı seviyelerdeyiz ve yaptırım haberlerinin de bu AB Liderler Zirvesi öncesinde olumsuza sürüklenebileceğine ilişkilerin, buna yönelik beklentilerin tabii ki etkisi var ama çok majör fiyatlanmıyor şu anda. Yani bu yükselişin sebebi bu değil. Ama buradaki söylemlerin sertleşmesi etkili olmayacağı anlamına gelmiyor. Kesinlikle bunun etkisini görürüz diye düşünüyorum. Nasıl bir etki? Aslında bu, biz 7.80 seviyesini önemsiyoruz. Çünkü 7.80 seviyesinin altında pozisyonlanmalar olduğunu takip ediyoruz. Ve 7.80 seviyesinin üzerinde tekrar 7.90'ın üzerine hareketler geldiğini görüyoruz. Son dönemde bunu takip ediyoruz aslında teknik bazda. Dolayısıyla bu tip haberler gelmesi dolar TL'nin 7.80 seviyesi altına gerilemekte zorlanmasına sebep olabilir. Ekin Çınar, çok teşekkür ederiz kıymetli katkıların için. Yeni haftaya bu güzel yorumlarla, değerlendirmelerle başladık. Tahsiller Yatırım Araştırma Yönetmeni sevgili Ekin Çınar'la birlikte. Hemen stratejist Yeniz Karabulut'a gidelim, hiç tempomuzu düşürmeyelim. Çünkü Türk Lirası varlıklarında bir yaptırım riski fiyatlaması başladı mı diye soracağız. Yeniz Hanım, bugün Liderler Zirvesi biliyorsunuz öncesinde bir toplantı olacak. Gündemde Türkiye var. Doğu Akdeniz'le ilgili de az önce Heiko Maas'ın da açıklamalarını duyduk. Almanya Dışişleri Bakanı yakinen takip ediyoruz Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dedi. Bir yaptırım riski fiyatlıyor muyuz? Ne çıkacak Türkiye ile ilgili Perşembe ve Cuma günü liderler toplantısından sizce?
Benim beklentim açıkçası fiyatlamaları ilk önce değinirsek TL tarafında böyle bir yaptırım fiyatlamasını görmüyorum. Yani özellikle Eurobond'lara baktığımız zaman, CDS'e, TL faizlere baktığımız zaman, borsa tarafındaki harekete baktığımız noktada ise böyle bir fiyatlama adımı kesinlikle yok. Benim beklentim ise Avrupa Birliği zirvesinde, açıkça söylemek gerekirse hani bizi sarsabilecek bir şey değil. Belki sözlü bir uyarı şeklinde bir açıklama gelebilir. Çünkü ciddi anlamda bir yaptırımın gelmesi zaten ciddi ilişkilerimiz olduğu bir bölgeyle böyle bir hareketin olması, o iki taraf için de olduğu olumsuz bir gösterge olur. Yani Türkiye bir Rusya ya da bir başka bir ülke değil. Türkiye Avrupa Birliği üyesi. Ki müzakerede devam ettirmek istiyor değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı tabii, son dönemde açıklama yaptı buna dair. Yani sıradan bir ülke değil. O yüzden yaptırım yapıyorum dedi ya da böyle bir beklentinin hakim olduğu noktada birden böyle bir açıklamanın gelmesi beklenmemeli. Yani Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz. Diğer taraftan görüşmeler hala devam ediyor. Türkiye tarafından olumlu gelişmeler söz konusu. Türkiye-Yunanistan konusunda Almanya'nın arabuluculuğu söz konusu. Yani ben sözlü belki açıklamalar gelebilir ama bir ekonomik ya da siyasi çok bir hareketin olabileceğini düşünmüyorum. Hele ekonomik tarafta ise hiç bir açıklama gelmesini beklemiyorum. Çünkü özellikle hem şirketlerin yurt dışından özellikle Avrupa'dan aldığı krediler söz konusu. Yani geçtiğimiz dönemde sen de hatırlarsın, TL'de ciddi stresler olduğunda ya da ekonomik olarak Türkiye tarafında stresler olduğunda Euro'yu da aşağıya çektiğini görmüştük. Bu açıdan birbirine oldukça bağımlı. Diğer taraftan ekonomik ilişkiler itibariyle de değerlendirdiğimiz noktada ise birbirine sıkı sıkı bağlı bölge ile Türkiye arasında ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan ben TL tarafındaki fiyatlamanın oldukça doğru olduğunu, sadece belki siyasi bir açıklama ya da politik bir açıklama gelse de derin bir orada bir açıklamanın ya da yaptırımın gelebileceğini açıkça söylemek gerekirse beklemiyorum. Evet, bu kadar açıklamaya rağmen hem Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Şinas'ın hem de Avrupa Birliği'nden işte gelen açıklamaları aktardık. Hepsinde Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadede olabilir uyarısına rağmen piyasa buna çok fazla inanmadığını gördük. Sizin de söylemleriniz dışında Yeliz Hanım. Az önce CDS'yi de gördük, 354 baz puan seviyesinde. Borsa İstanbul'sa çok hafif bir şekilde pozitif ayrışma çabasına. Bugün bir yaptırım riski olsaydı herhalde borsada şu anda bir 0.08'lik bir artış görmezdik. 1332 puandayız. Hem borsa hem dolar sizce yılı nasıl kapatacak? Çok hani gelişme var biliyorum. Bu yılın sonu da bence heyecanlı olacak gibi. Hangi seviyelerde kapatırız TL varlıklarını? Ben borsa tarafında oldukça olumlu taraftayım. Yani şirketlerin özellikle 2 senedir yaşadığı türbülans, Türkiye'nin yaşadığı türbülansa rağmen şirketlerin iyi görüntü sergilediğini düşünüyorum. Yani burada özellikle 2021-2022 yılındaki performanslara bakarak, çünkü burada özellikle bilançolar değerlendirildiğinde öncül olarak zaten fiyatlamasını görüyoruz. Yani hedef fiyatlarıyla değerlendirdiğimiz noktada endeksin yolunun oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Yani burada 1400 aslında orta vadeden biraz daha kısa bir vadede diyeyim. Orta uzun vadede ise 1500 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir. Kısa vadede 1400... Orta ve uzun vade 1500. Şimdi o zaman sizin kısa vade dediğinizi bir periyot alalım yine değerli sanım. Hani bu Ocak, Şubat'ta böyle bir hani yeni rehaveti yaşanır. Az önce Market Watch'un bir haberini paylaştık. Ed Yardini Danışmanlık Kurumu'nun yönetim kurulu başkanı Yardini yaptığı açıklamada endekslerde yeni bir rally için bile hala daha şu anda yılın sonuna kalmasına rağmen alan var dedi. Yani hem Noel Baba rallisi hem de yıl sonu iyimserliği borsada 1400'ü mü getirecek sizce? Yani Noel rallisi zaten Avrupa'da şu an, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da zaten görüyoruz. Yani öncül olarak zaten başladı. Bunun ben devamını bekliyorum. Zaten teşvikler burada çok fazla etkin gibi gözüküyor. Diğer taraftan kısa vadeli ama orta, yani Aralık ayında belki şu aşı çalışmaları ve aşılamalar başlayıncaki ABD tarafında şimdi erkene alınması söz konusu. Yani acil bir onay söz konusu. Diğer taraftan ise yarın İngiltere aşılamaya başlayacak. Acaba uzun zamandır biz bunu özellikle aşı çalışmalarını dünyada fiyatlanıyordu. Yani bunun yukarı yönü hareketini görmüştük. Bunun başlamasıyla birlikte belki kısmi bir realizasyon gelebilir. Ama ben bunu çok etkili olabileceğini düşünmüyorum.
kısmi bir realizasyon ama hareketin tekrardan yukarıya olması beklenebilir diye düşünüyorum. Benim özellikle orta kısa dediğim noktada ise 3 aydan daha kısa bir noktada, yani 1 ya da 2 aylık periyotta 1400 seviyesine doğru bir yükseliş hareketini bekliyorum. Diğer taraftan ise önceki yayınlarda da söyledim. Mart ayı sonrası özellikle bütün endekslerde ciddi bir kar realizasyonunun gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu daha çok Nisan ayında olacaktır diye bekliyorum. Bunun zaten gerekçeleri de şöyledir. Özellikle bu aşı çalışmaları ve birkaç tane firma da var. Yani 3-4 firmadan zaten bu aşıyla ilgili gelişmeleri görmüştük. Çin, Rusya da var buna dahil olarak. Diğer şirketlerden de açıklamaların gelmesiyle birlikte bence oldukça olumlu bir seyre geçecektir diye düşünüyorum. En azından bunun psikolojik etkisi olacaktır diye bekliyorum. Burada tabii ki Ocak-Şubat ayındaki hareketin de, yani bu aydan Aralık ayında da pozitif bir hareket bekliyorum. Ocak-Şubat ayında da zaman zaman realizasyon görsek de oldukça pozitif bir eğilime geçilebilir. Ama Mart ayı itibariyle ben bir satış baskısı görülebileceğini düşünüyorum. Ama bunun tabii ki kısa vadeli olacaktır. Yani genel bir derin satış baskısı değil, realizasyon olarak görülebilir. Ama bunun tabii ki realizasyonun derin olması beklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bütün borsalarda ciddi yükseliş hareketleri gördük neredeyse 8-9 aydır. Evet, bunun düzeltmesi de derin olur dedi. Yükselme umutları devam ediyor ama ola ki endekslerde yön aşağı olursa da çok hızlı giden, tempolu giden endekslerde düzeltmesi de normal olarak sert olabilir diyor Yeliz Karabulut. Yeliz Hanım, şimdi Cumhuriyetçi Senatör Bill Casey, Amerika Başkanı Donald Trump'ın 908 milyar dolar boyutundaki teşvik paketini imzalayabilir dedi. Bugün de işte taraflar, demokratlar ve cumhuriyetçiler partiler üstü olan bu teşvik paketinin mini paket versiyonu diyelim imzalamak istiyor. Biden rakamlar ekonominin durduğunu gösteriyor dedi. Son gelen işsizlik rakamları sonrasında. Ons altın tabii ki böyle umutlarla bir kez daha 1840 dolara kadar geçtiğimiz hafta yükselmiştir. Bugün de yaklaşık buralarda seyrediyor. O cephe için ne söylemek istersiniz ons altın için? Bugün bir teşvik paketi çıksa ons altına yeni bir rekor görür müyüz? Ve Amerikan tahvilleri 10 yıllıklar 1 puanın üzerine çıkar mı sizce bu sene sonunda ya da 2021'in ilk ayında? Şimdi altında tekrar bir yükseliş hareketi görmemiz için piyasaya yeni bir hikayenin verilmesi gerekiyor. Hikaye dediğimiz noktada zaten bir süredir biz bu teşvik paketlerini görüyoruz. Yani 1700'lü seviyelerden, 1760'lı seviyelerden birinden 1840 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görmüştük. Bu hareketi tetikleyen en temel etken Nancy Pelosi tarafından gelen açıklamalar söz konusuydu. Temsilciler Meclisi'nden gelen açıklamalardı. Bu zaten fiyatlandığını gösteriyor. Yani burada bir imza olayına geçildiği noktada beklenti gerçekleşti. Evet, tekrardan realizasyon, yani kar realizasyonu görülebilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki 1800'ün altında tekrardan altın onsu çekebilir. Burada yükselişin, yani altı dolu bir yükselişin gerçekleşmesi için 1850 seviyesinin üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Diğer taraftan ise çok kritik bir nokta benim gördüğüm kadarıyla 1800 seviyesi, ki burada 200 günlük üstel hareketli ortalama var. Bunun altında günlük kapanışların olması halinde ise altın onsu da ciddi derin bir satış baskısıyla da karşılaşabiliriz. Benim gördüğüm kadarıyla altında hikaye çok fazla kalmadı. Yani aşılar başlıyor. Diğer taraftan ise ciddi bir stres gelmemesi halinde, yani küresel itibariyle baktığımız noktada buradaki hareketin benim gördüğüm kadarıyla altın onsta her yükseliş hareketi bir satış fırsatı olarak değerlendirilecektir. Bu teşvik paketleri, yani Avrupa Merkez Bankası'ndan da benzer hareket bekleniyor. Burada hem sürenin uzatılması hem de miktarın artırılması konuşuyor. Lagarde'ın konuşmaları olacaktır diye, olumlu olacaktır diye düşünüyorum ama bunlar zaten konuşulması demek, piyasa tarafından fiyatlanması demek bir taraftan da. Bunun gerçekleşmesi anında ise bu altın onsu realizasyonu getirecektir. Muhtemelen 1800'ün altında fiyatlama görebiliriz diye düşünüyorum bunların gerçekleşmesi halinde. Bütün bu gelişmeler önceden konuşulduğu ve beklentiler dahilinde olduğu için satın alınmış olabilir, evet, diyorsunuz. ETF'lerde de zaten altın fonlarında çok ciddi çıkışlar görmüş olduk. Haftalık anlamda CFTC'nin spekülatif pozisyonlara baktığımız zaman Yeliz Hanım, altındaki o fonlarda, spekülatif fonlarda çıkışlar var. 500 milyar euro paketin büyüklüğünün artırılması bekleniyor. Aynı zamanda 6 ay kadar daha bu PEP dediğimiz pandemi fonunun uzatılması bekleniyor. Lagarde dediğiniz piyasayı zaten sırtını sıvazlayacaktır muhtemelen. Nitekim Amerika'dan da ne olursa olsun piyasa umutlu beklentileri var. Bu endeksler için herhalde
güzel gelişmeler olacak değil mi? Tabii ki pozitif etkileyecektir. Hmm. Zaten endekslerdeki teknik seviyelere bir bakarsak, diğer taraftan teşvik paketlerine bakarsak, olumlu bir süreci işaret ediyor. Yani stres yaratabilecek çok bir durum şu an yok. Yani eğer bir siyah kuğu piyasalar için yakın vadede çıkmazsa endekslerin yönünün oldukça yukarı olduğunu görebiliriz. Yani benim gördüğüm kadarıyla mesela S&P'de 3600 seviyesinin üzerindeki hareketin 4000 seviyesine kadar taşınabileceğini gösteriyor. Yani muhtemelen Ocak, Şubat ayında da benzer hareketler görülebilir. Bu nedir? Ekonomiler açılıyor. Şirketlerin değerlemeleri muhtemelen daha pozitif olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Ama buradaki tabii ki ben siyah kuğu olarak gördüğüm nokta ise özellikle 2021 yılı için enflasyon olacaktır. Yani bu emtia fiyatları gerçekten sonraki fiyatlamayı kestirmek oldukça zor olsa da mesela demir cevheri olsun, bakır olsun, üretimde kullanılan tüm emtialarda ciddi yükselişler var. Mesela yurt içindeki şirketlere baktığımız noktada ise emtia kalemlerine, özellikle üretimde kullanılan emtia kalemlerine ulaşmanın oldukça zor olduğunu görebiliyoruz ki bizde bir de dolar etkisi de söz konusu. Hepsini üst üste koyduğumuz noktada 2021 yılında aslında emtia fiyatları bence belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki fiyatlamaları tekrardan konuşuruz. Tabii ki burada ani enflasyon olayları da gerçekleşebilir. Belki altını tekrardan o zaman değerlendirmek gerekiyor. Ama genel itibariyle ben özellikle Aralık, Ocak, Şubat ayı için zaman zaman realizasyonlar tabii ki göreceğiz ama genel itibariyle pozitif fiyatlamanın devam etmesini bekliyorum. 4000 puan gözükebilir dediniz. S&P 500'de evet. Bu da burada evet. Kalsın çünkü hem Ocak'ta Biden görevi devralmaya hazırlanıyor hem de bu teşvik paketinin yansımaları aynı zamanda aşı çalışmaları endeksler için olumlu olacak diyor. Yeliz Karabulut, biz de geçtiğimiz hafta sanırım Cuma günü Türkmüz Kadir Salih ile birlikte yayında reflasyonu tartışmıştık. Yani dünyada makul düzey seviyesi ve üzerine çıkma riski olan enflasyon oranları. Siz de bunun altını çizdiniz. Hem demir çelik tarafında hem de birçok sanayi metal tarafında talep artışına bağlı bir enflasyon riski önümüzdeki yıl gerçekleşebilir dediniz. Çin'le ABD arasındaki ticaret savaşı ve yaptırımı hiç bahsetmediniz Yeliz Hanım. Biden'ın bu savaşı devam ettirmeyeceği kanaatinde misiniz? Neden analizlerinize yer vermediniz? Yani şöyle, Trump birincisi çok sert bir politika izledi. Yani şimdi daha aklı selim düşünen bir yönetimin gelmesini bekliyorum. Yani açıklamalar itibariyle. Burada Joe Biden daha farklı bir politika. Yani Amerikan politikaları değişmiyor. Bunu ben daha 2-3 sene öncesinde de söylemiştim. Yani Obama döneminden Trump'a kalan mirasta zaten ticari savaşları vardı ama Trump Çin'le başladı. Obama Almanya ile başlamıştı. Yani Almanya'ya yönelik açıklamaları söz konusuydu. Burada tabii ki derin bir şekilde devam edecektir ama alt perdeden devam edecektir. Yani böyle ciddi olumsuzluklar bence verilmeyecektir diye düşünüyorum. Yani burada piyasalara bir gün yukarı bir gün aşağı taşıyacak gelişmeler olmayacaktır. Belli bir perdede devam edecektir. Görüşmeler de aynı şekilde. Bu açıdan ben Biden yönetiminin daha pozitif olabileceğini düşünüyorum. Yani mesela altın fiyatlarını hani konuşurken aslında altını taşıyan, yukarı taşıyan etkenlerden bir tanesi Trump yönetiminin politikalarıydı. Yani riskten kaçış olarak değerlendirildi. Ve her ABD-Çin arasındaki olumsuz gelişme olduğu noktada ise dolarda satış baskısı gördük dolar endeksinde. Bundan sonraki süreçte ise muhtemelen güçlü dolar daha evet. Baskın olacaktır diye düşünüyorum. Joe Biden yönetiminin ise alt perdeden yani politik halinden devam edecektir ama alt perdeden piyasaları fazla strese sokmadan daha gündem itibariyle birinci, ikinci gündem maddesi olmayacaktır. Muhtemelen üçüncü, dördüncü gündem maddesi olabilir diye düşünüyorum. Yani uzun süre ben ABD-Çin arasındaki gelişmeler tamam ama daha alt perdeden devam edecek. Daha yumuşak tonda daha alt perdeden evet. Olacak diyor ama ülke politikaları yine Biden tarafından da birebir yürüteceğini bekliyor. Yeliz Karabut, Yeliz Hanım çok sağ olun. Sayenizde sizin gibi iki değerli konukla birlikte haftaya çok güzel başlamış olduk. Stratejist Yeliz Karabulut'a da teşekkür ediyoruz ve programımızın sonuna geldik. Yarın saat 11'de görüşmek dileğiyle. Beysaş Lojistik, para toneri sundu.